Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ'daki bugünkü yazısında iki bakanın affını isteyeceğini öne sürdü ve Süleyman Soylu'ya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Saray Kulisleri, Olay Yaratacak iddialar başlıklı yazısında sarayda yaşanan son gelişmeleri yazdı. İki bakanın affını isteyeceğini yazan Orhan Uğuroğlu, saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevden affediliyor. Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı oluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevden affediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oluyor, yazdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşısında bir ekip olduğunu yazan Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uroğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar. İfadelerini kullandı. İşte Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uroğlu'nun dikkat çeken o yazısı. Gelelim saraydaki son kulislere. 2014 ve 2018'de halk oylaması ile iki kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın durumu hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem saray kulislerinde kazan kaynamasına neden oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durup dururken neden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacılar politikasını bahane ederek hücum etti? Saray kulislerinden aldığım bilgiye göre gerekçe şöyle Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anlatayım. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı deneyeceği, ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya aykırı bularak reddedeceği Saray ve Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde yoğun şekilde konuşuluyor. Peki Erdoğan kime aday gösterecek? İşte siyasi kulislerdeki ana çekişme bu. İddia o ki, Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar. Çok derin ilişkiler kuruluyor, çok önemli kulis faaliyetleri yapılıyor. Soyluyu hedef yapacak iddiaların başında Suriyeli sığınmacılar var. Kulislerdeki bazı iddialar şunlar. Suriyeli sığınmacılara Türk vatandaşlığı neye göre veriliyor? 400 bin dolar verip vatandaşlığı resmi olarak alanlar biliniyor. Ümit Özdağ'ın iddiası o ki Suriyeli sığınmacılar da gayri resmi rant karşılığı Türk vatandaşlığına alınıyor. İşte tam da bu noktada sarayda ve Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde oklar Süleyman Soylu'ya yöneltiliyor. Bu iddiaları kendisine karşı kumpas olarak algılayan ve iddiaların kaynağında Özdağ olduğunu düşünen Süleyman Soylu ki hakaretlerini bir kenara bırakarak yazayım şunları söylemişti. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İstihbarat deyince akla hangi isim gelir? Arife tarif gerekmez. İşte iddia odur ki Soylu'nun bu çıkışının ardında aslında Erdoğan'ın yerine kim aday olacak mücadelesi, çekişmesi ve kavgası vardır. Tabii ki Soylu'nun da istihbarat ağı vardır, siyasi hedefleri de vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli'nin desteği de Soylu'nun arkasındadır. Saraydaki kaynağım bunları anlattıktan sonra dedi ki, kendisine yönelik kumpaslar karşısında nokta atış ile farkındayım mesajı verdi. Gelelim bazı atama kulislerine. Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevden affediliyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı oluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevden affediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oluyor ifadelerini kullandı